Şu anda Libya'da haber ajanslarından bir eser yok. Fikir ve kalem sahibi herkese buradan sesleniyorum. Sorumluluğunuzu kuşanın. Fikir insanları İslam aleminde önemli bir role sahiptirler. Hükümetlere etki etmelidirler. Hakkın emrinde olanlar, bağımsız düşünürler, İslam ülkelerinde adalet, demokrasi ve özgürlük noktasında çaba sarf etmelidirler. Türkiye, Suriye ve İran'ı çatıştırmak istiyorlar. Suriye, İran ve Türkiye oyuna gelmemelidir. Aksi halde herkes kaybedecektir. Bu tuzağın sonu istiladır. İran, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan'a burada stratejik bir rol düşmektedir. İran-Irak Savaşı'nın akıbeti milyonlarca insan ve trilyonlarca maddi kayıp olduğu hepimizin malumudur. Dostlar için dost, düşman için azamet olan bir Türkiye herkesin yararınadır. Ülkemizin istikbali, istiklali ve özgürlüğü hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Vicdani, insani ve evrensel değerler bunun yükümlülüğünü taşımamızı gerektirir. Bir hususa daha değineceğim ve bitireceğim. Sayın Başbakan'ın PKK silah bırakırsa operasyonlar durur dediği. Bu çok önemli bir açıklama. Sayın Başbakan Yardımcım, şimdiye kadar bazı reformlar yapıldı. Şahsınızın da büyük katkısı var. Saygı sunuyorum. TRT 5 açıldı. 24 saat Türkçe yayın yapıyor. Ben de acizane birçok programına misafir oldum. Üniversitelerde, ilimizdeki Artuklu Üniversitesi'nde Kürtçe lisans ve yüksek lisans eğitimi verilmeye devam ediyor, mezunlar verdi. Bazı Kürtçe klasikler, bunların içinde çok meşhur olan Ahmet İhani'nin Memuzini Türkçe'ye Kültür Bakanlığımız tarafından tercüme edildi. Paradigma değişti. Türkiye'nin bir tarafında sorunu çözmeye dair güçlü bir irade var. Sonuca ulaşmak için PKK'nın silah bırakması lazım. Bazı Kürt liderler de bu yönde çağrılar yaptılar. Türkiye'nin ulaştığı demokratik olgunluk ortamında silahın gerektirdiği bir durum kalmamıştır. Silahın bırakıldığı ortamda hükümet daha ciddi reformlar yapabilecektir. Çünkü hala yapmaya devam etmektedir. Anayasa değişikliği, ceza kanunu, terörle mücadele kanunu, bunlar meclis zemininde konuşulacak ve sonuca bağlanacak hususlardır. Zaten hükümetin birçok hazırlığı olduğunu ben de biliyorum. Kürtçe seçmeli ders olarak okutulmasının önü açılmıştır. Bu başka bir formasyon ile de gündeme gelebilir. Anayasal vatandaşlık, yasal güvenceye alınması çok önemli bir husustur. Barış ortamı tesis edilirse bu atmosferde af da gündeme gelebilir. Özgür örgütün üst yönetiminden 250-300 kişi üçüncü ülkelere gidebilir. Diğerlerinin de demokratik bir ortama katılarak siyaset alanında faaliyet gösterme zemini oluşabilir. Bu arada